Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak durumundayım. Anadolu'da başlayan yeni sistemler döneminin başlangıcı 14. yüzyılın sonlarıdır. Bugünkü tespitlere göre 1380-90 yılları arasıdır. Sistemciler döneminden Seyit Şerif Cürcani'den sonra Anadolu'da Bursa ve Karaman kültür yarışındaydılar. Fakat ilk müzik teorisi hareketlenmesi Karamanlılarda başladığı anlaşılıyor. Şüphesiz ki Şam bölgesinin müzik anlayışından, Mısır ve Bağdat ekollerinden haberleri vardı. Karamanlılarda başlayan Mevlevi müzik teorisi anlayışının etkisi, 1405 Ankara Savaşı'ndan sonra toparlanan Osmanlılarda devam ederek yeni sistemciler adıyla anılan bir ekol haline dönüşmüştür. Bir taraftan Edvard terimi ve bazı temel kabullerle kendilerini eski sistemin devamı ama sistemcilikte yeni yorumcusu olarak görüyorlardı. Bunu yeni ekol olarak adlandıran ilk kişi Mehmet Ladiki'dir. Diğer taraftan sistemcilerin son temsilcisi Abdülkadir Meragi'nin aynı zamanda Herat'ta yayılan takipçilerle bir Herat sistemciler ekolü anlayışı yeni sistemciler dönemi kronolojisi içinde hem Osmanlılarda özellikle oğulları ve torunları vasıtasıyla hem de Orta Asya'da bir süre devam etmiş fakat Meragi'nin ölümünden 80 yıl sonra Herat ekolü sona ermiştir. Bu özetten sonra hem Anadolu yeni sistemciler hem de Herat ekolü sistemciler üzerinden kronolojiyi okuyabiliriz. Müzik tarihi yeni sistemciler dönemi, Anadolu yeni sistemciler ve Herat ekolü sistemciler, 1380 ile 1600 yılları kronolojik düzenleme. Ekranda görüldüğü üzere bir tarafta Orta Asya sistemciler Herat ekolü, Meragi ve takipçileri devirlerle anlatıma devam ettiler. Diğer tarafta Anadolu'da başlayan yeni sistemler ekolü seyirle düz anlatım şeklinde yeni bir metotla ekol kurmuş oldular. Muhammed Lala 1310-1380 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır. Kahire'den Mardin'e geçmiş. Mardin Artuklularının ünlü bir müzisyenidir. Anadolu'da ilk müzik biçimi Sebzender Sebz'in icadı Muhammed Lala'ya aittir. 1380 yılı yine Hasan Ali Karamani'nin 1315-1390 yılları arasında yaşamış olduğu sanılmaktadır. Mekke, Kahire, Karaman'da eğitim görmüş ve kendini geliştirmiştir. 1380 yıllarında eserini yazdığı düşünülmektedir. 12 makam, 6 avaze ve terkiplerden söz etmektedir. Sebzender Sebz'i anlatmaktadır. Anlatan ilk kişidir. 1404 Abdülkadir Meragi Tebriz, Bağdat, Herat, Semerkant bölgelerinde yaşamış olan Meragi 1400 yılın içinde Camiül Elhan adlı eserini yazmıştır. 1410 Yusuf Kırşehri 1360-1425 yılları arasında yaşadığı sanılan Yusuf Kırşehri'nin 1410 yılında eserini yazdığı düşünülmektedir. Kırşehir'den sonra Karaman'da eğitim görmüştür. 1375-1390 yıllarında Karaman'da Mevlevihane'de olduğu sanılmaktadır. 12 makam, 4 şube, 7 avazeden ilk defa söz eden kişidir. Anadolu'da Sebzender Sebz'i anlatmıştır. Anadolu Edvarlarının ilk kurucusu olarak kabul edilen Yusuf Kırşehri'nin kısa bir kronolojisine burada değinelim. Çünkü başka yerde bulmak şu anda pek mümkün görünmeyen bir müzik tarihi kahramanımızdır. Yusuf Kırşehri kronolojisi 1360-1425 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir.
1360 yılları Yusuf Kırşehir'de doğdu. 1375 yılında Karaman'da eğitim gördü. Arapça, Farsça, Alim Çelebi'den Mesnevi okudu, Mevlevi oldu, ney öğrendi. Karaman'da Safiyüddin Urmevi'nin Kitab-ül Edvar'ını okudu. 1390, Kırşehir'e döndü. Mevlevi hane veya evinde Mesnevi okuttu, ney eğitimine başladı. 1410 yılında Edvar'ını yazdı. Yazımında Anadolu'daki yeni ekolü takip etti. Sebzden bahsetti. Ekolün yayılmasında etkili rol oynadı. Bu sırada Abdülkadir Meragi 1413 yılında Camiül Elhan adlı eserini yazdı. 1418'de de Kitab-ı Lahniye ve Sultan Şahruh'a Makasit adlı eserlerini yazdı. 1420 Yusuf Kırşehir'de öldü. Siyasi tarihte iki tane güçlü devlet görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Timurlular Orta Asya'da, batı tarafta ise Bursa civarında Osmanlıların hakimiyeti var. 1418 tarihinde Meragi'nin yazdığı eserlerden biraz önce söz etmiştik. 1421 Abdülaziz Meragizade 1413-1480 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Herat'ta doğmuştur, Bursa'ya gelmiş, Edirne'de yerleşmiştir. 1421 tarihinde 2. Murat tarafından Edirne'de bir köyün iktidası olarak verilmiştir. Anadolu'ya ilk yerleşen Meragi'nin oğludur. 1423 Meragi Makasidul Elhan Lis Sultan Murat Osmani adlı eserini yazdı ve Sultan Şahruh'un elçileriyle Edirne'ye gönderdi. Edirne'de Anadolu'da 2. Murat'a takdim edildi. 1426 Anadolu'da Mehmet Fenari 1380-1435 yılında yaşayanlar arasında yaşadığı düşünülmektedir. Bursa, Karaman, Kahire, Mekke ve sonra Karaman'da yaşamış. Unmuzecül Ulum adını taşıyan, çeşitli ilimlerden bahseden 1426 tarihli bir eser yazmış. Bunun içerisinde musiki ilmine de yer vermiştir. 1426 Meragi Şerh-i Edvar adlı eserini yazmıştır. 1427 Anadolu'da Bedri Dilşad adında bir şair Muratname adıyla bir eser yazmış, 2. Murad'a sunmuştur. Eserinde musikiye yer ayırmıştır. Burada Anadolu ekolünü takip etmiştir. 1432 Meragi Zevaidi Fevaidi Aşere adını taşıyan son eserini yazmıştır. 1432 Anadolu'da anonim bir mecmuayı güfte yazılmış Nuru Osmaniye 3135 numaralı bu yazmada 2. Murad'ın etrafındaki müzisyen sanatçıların repertuarına yer verilmiştir. Hem de bir videosunu yaptığımız İslam'ın ilk ilahisi olarak tanınan Talal Bedru adlı ilahinin bu mecmua sayesinde 2. Murat zamanında da bestelenmiş olduğunu öğreniyoruz. 1435 Meragi'nin Makasit Lis Sultan Murat adlı eseri yeniden yazılmış ve Sultan Şahruh'un elçileriyle 2. Murad'a farklı hediyelerle birlikte hediye edilmiştir. Bu hediyelerin arasında Meragi'nin makası dışında Hasan Kaşani'nin Kenzü't Tuhaf adını taşıyan eseri de hediye edilmiştir.
1436 Şükrullah Çemişkezeki adlı tarihçi, yanlış olarak Amasevi olarak bilinir ama doğrusu Çemişkezeklidir. Bir edvar yazmıştır. Ahmedoğlu Şükrullah olarak tanınır. Bu edvarında hem Tercemi-i Urmevi edvar yazmış hem de Kaşani'nin eserini tercüme etmiştir. 1441 İkinci Murad'ın müneccimlerinden Hızır bin Abdullah bir eser yazmış astronomi ile ilgili, ancak içinde oluşturduğu bir müzik kısmında Anadolu ekolünü takip ettiğini gösteren anlatım mevcuttur. 1451 Anadolu'da Abdülaziz Meragizade 1410-1480 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Edirne'de yaşamıştır. Nekavetül Edvar adını taşıyan II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet için bir eser yazmıştır. Bir diğer müzisyen Şemseddin Aydıni, Mecmua-i Güfte adını taşıyan bir eser yazmıştır. Eserin yazım tarihi tam olarak tespit edilememiştir. 1451 ile 1480 yılları arasındaki bir tarihte yazdığı düşünülmektedir. 1452 Fethullah Şirvani ölümü 1485 yılı Edirne civarına gelmiş, Mecelletül Musiki adını taşıyan bir eseri 1452'de 2. Mehmet'e sunmuştur. Mehmet Ladıki'nin hocasıdır. 1460 Abdurrahman Camii Sufidir. Ölümü 1492 yılında olmuş olup Risale-i Musiki adlı eserini burada bu tarihte yazmıştır. Meragi ekolünü devam ettirmiştir. 1469 Hariri mahlaslı bir şair ve aynı zamanda İpek tüccarı Tercüme-i Yusuf Kırşehri adlı eserini yazmıştır. Yusuf Kırşehri'nin Farsça eserini Türkçe'ye çevirmiştir. 1476 tarihinde yazılmış olan anonim bir edvar John Ryland Library tarafında library'de bulunmaktadır. Hakan Cevher bunun incelemesini yapmıştır. 1480 Amasya vilayetinde vali olarak bulunan 2. Beyazıt'ın etrafında bulunan bilginlerden Cemalettin Amasi, Urmevi'nin Kitabul Edvarı'nın bir nüshasını yazmıştır. 1480 tarihini taşıyan bir başka Anadolu ekolündeki anonim edvar, British Library'de numara 11.224'te bulunmaktadır. 1481 Anadolu'da Mahmut Meragizade 1450-1530 yılları arasında yaşamış olup Abdülaziz'in oğludur. Edirne ve İstanbul'da yaşadığı düşünülmektedir. 1481'de 2. Beyazıt için Makasdül Edvar adını taşıyan Sistemler ekolünde bir eser yazıp sunmuştur. 1482 Anadolu ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Ladiki, 1357 ile 1520 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. İstanbul'un fethinden sonra yazdığı eser 1482 tarihini taşımakta olup Zeynül Elhan adını taşıyan Arapça bir eserdir. Daha sonra Türkçe'ye çevirmiştir. 1484 Mehmet Ladiki Anadolu ekolünü ve aynı zamanda Sistemciler ekolünü karşılaştırdığı bir eser yazmıştır. Risaletül Fetiye adını taşıyan 2. Beyazıt'a sunulan bir eserdir. Arapçadır. 1498 yılında Meragi'nin
Makasidul Elhan Li Sultan Murat adlı eserinin bir nüshası daha önce görülmemiş bir şekilde nesih hatla yazılmış. Bu eserin yeniden ele alınmasında katkısı olduğu düşünülen Mahmut Meragizade, yani Meragi'nin torunu, esere bazı açıklayıcı ilaveler de bulunmuştur. Nuru Osmaniye Kütüphanesi'ndeki 3139 numaralı eserden söz ediyoruz. 1500 yılında Ali Şah, ölümünün 1500 yıllarında olduğu sanılmaktadır, Mukaddimetül Usul adını taşıyan bir sistemciler ekolünü devam ettiren nazariyat eseri yazmıştır. Kitabında Cürcani'den çok etkilenmiş olmasına rağmen Cürcani'den hiç bahsetmemiştir. Cürcani ekolünde sistemcileri devam ettiren bir eserdir. 1504 Anadolu ekolünü devam ettiren bir eser yazan Seydi, Matla adlı eserini 2. Beyazıt için yazmıştır. Manzum bir eser olmasıyla dikkat çekicidir. 1512 Benai 1453-1512 yılları arasında yaşamış olup Risale-i Musiki adlı eserini yazmıştır. Meragi ekolünü devam ettirmiştir. Aynı şekilde Anadolu'da Meragi'nin torunu Mahmut Meragizade 1450-1530 yıllarında yaşamış olup daha önce yazdığı eseri tekrar yeniden yazarak 1. Selim'e, yani Yavuz Sultan Selim'e takdim etmiştir. 1518 Anadolu Edvarları ekolünü devam ettiren Seydi'nin öğrencisi olduğu düşünülen makami Zeyl-i Matla adlı eserini 1. Selim'e takdim etmiştir. 1520 Mahmut Meragizade yine aynı eserini küçük değişikliklerle 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman için yeniden yazmıştır. 1525 Anadolu Edvarları ekolünü devam ettiren Katibi Zeyl-i Makami adlı eserini 1525-30 yılları arasında yazmış olduğu düşünülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman için yazmıştır. 1552 Taşköprüzade, Taşköprülüzade olarak da bilinir. Mevzuatul Ulum adlı çeşitli bilimlerden bahseden eserinde musiki bölümüne de yer vermiştir. 1580 yılında Orta Asya'da Kevkebi lakaplı bir teorisyen Risale-i Musikisini yazmış, Meragi ekolünü yani sistemciler ekolünü devam ettirmeye çalışmıştır. Anadolu'da ise Meragi'nin torunu Hacı Abdülali 1565-1620 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Makasidul Elhan adlı eserini, Meragi'nin eserini bazı açıklayıcı bilgilerle yeniden yazdırmıştır. Bu Leyden nüshasıdır. 1580 yılı aynı zamanda İstanbul'da bir surnamenin yazıldığı dönemdir. 1600 Gelibolulu Mustafa Ali'nin Künhül Ahbar ve Mecalis adını taşıyan eserinde çalgıları edebi ve biraz da psikolojik etkileri açısından ele alan bir bölümü vardır. Son not olarak burada sunulan Yeni Sistemciler Kronolojisi Anadolu ekolünü takip edenler, sistemcilerin teorilerini bildikleri halde onları teorik olarak takip etmemeleri başlı başına bir müzik ekolü olduklarını göstermeye yeterlidir. 14. ve
16. yüzyılları değerlendiren çağdaş Türk tarihçileri genellikle Türkler müziği İranlılardan almışlardır genel ifadesiyle yetinirler. Türk tarihçilerinin bu şekilde genel düşünmelerinin sebebi bence önlerine bugüne kadar onları tatmin edecek bir müzik tarihinin ortaya konmaması yanında ortaya konan müzik tarihi literatürünü yeterince bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bir müzikten etkilenmiş olmakla bir müziği almış olmak farklıdır demek istiyorum. Türklerin her toplum gibi Orta Asya'dan getirdikleri bir müzikleri vardı ve onu yanlarında taşıyorlardı. Fakat müziği ifade edecek terimlere bakılırsa kendilerini geliştirme anlamında İran müziğinden etkilenmişler demek doğru bir ifadedir. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.